söyleyeyim. 600 çeşit tür var. Evet, şu tohuma dönmüş hali. Göstereyim. Açmadan önceki hali, bu da tohuma dönmüş hali. Evet. Okaliptüsün Türkiye'de yetişen türüne Adana okaliptüsü denir. Adana okaliptüsü yaban olarak yetişmekte. Ve ülkemizde tüketilen okaliptüs genellikle Fas, İtalya, İspanya, Brezilya gibi ülkelerden ithal edilmektedir. 600 çeşit Eukalyptus içerisinde en şifalı, en kaliteli olanı Eukalyptus globulus türüdür. Adana Eukalyptus'ta kullanılabilir ama etki bakımından globulus'u tutmaz. Ben mesela bununla ilgili şifalı Eukalyptus'u kendim evde yetiştirdim. Tohumlarını ektim, tohumlarını alıp ekebilirsiniz. 6 ayda 6 metre boya ulaştığı için evde artık yer kalmadı, orman gibi olduğu için ne yaptım? Maalesef Almanya'dayken müsait bir ortam bulamadığım için sökmek zorunda kaldım. Şimdi Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde hatta Karadeniz'e Eukalyptus globulus yani şifalı eukalyptus ekilebilir. Bu Adana eukalyptusundan çok daha kaliteli, çok daha etkili. Birleşiminde kullanılacak olan okuluptusun eterik yağ bakımından %60 ile %90 oranında sineol denir, etken madde içermesi gerekir. Sineol oranı ne kadar yüksekse eterik yağın içerisindeki bu etken madde sineol, alfa pinin, beta pinin, borneol vesaire çok etken madde var da burada önemli olan sineoldur, belirli olan etki madde etkisini belirleyici. Okuluptusun yaprağındaki etken madde sineol oranı ne kadar yüksek olursa o kadar kaliteli demektir. Bu nedenle dünyada en kaliteli eukalyptus Avustralya'da yetişen Eukalyptus globulus. Bunu tohumunu getirterek yurt dışından Türkiye'de yetiştirilebilir. 6 ayda 6 metreyi bulabilir. Uygun toprakta, uygun sulama şartlarında vesaire. Türkiye'nin bütün bataklıkları Eukalyptus kurutabilir. Eukalyptus'un yetişkin büyük bir eukalyptus ağacı 70 metreyi bulabilir. Eukalyptus bir yetişmiş eukalyptus ağacı 1000 yıl yaşayabilir. Ve çevreye katkısı bir eukalyptus ağacının 500 bin euro. Topraktan sudan aldığı saatte 1 saatte 70 litre suyu eterik yağa dönüştürür. Bu eterik yağlar antiviral, antibakteriyel, antimikrostik özellikleri yani bakteri, virüs ve mantarları yok edecek. Sivrisinek yetişen bir yerde eukalyptusu ekim ne yapar? Sivrisineği yok eder. Bataklığı tertemiz eder. İçilir su hale gelir. Pis su içilir. İçilir hale getirir. Temizler, arıtır. Çevreyi temizler. Bununla ilgili Profesör Doktor Fallenberg ve Profesör Doktor Ziegler yapmış oldukları klinik araştırmada birçok araştırma yapmışlar da bunlardan üçü önemli. Bir, 5 mililitre eukalyptus yağı ama Türkiye'de yetişen Adana eukalyptusu değil. Avustralya'da yetişen o şifalı eukalyptus yağı. 5 mililitre. İki, 10 mililitre nane yağı. Türkiye'de yetişen nane yağı keki. Üç, 85 mililitre etil alkol. Bunu karıştırıyorsunuz. Şakakların migren baş ağrısında hafif rahatsızlığında şakaklara sürüyorsunuz. Biz bunun Melisa ruhu diye çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşimine oğlotu ekstraktı ve lavanta ekstraktı katarak. Hafif rahatsızlığında böyle sürdüğünüzde migreni baş ağrısı önler. Profesör Doktor Fallenberg ve Profesör Doktor Ziegler aynı şekilde ikinci klinik araştırmalarda şudur. 432 sıtma hastası yani malaria yakalanan sıtma hastası kininle tedavi edilmeyince bunun eukalyptusun yapraklarından tentür elde edilir. Tentürle tedavi etmişlerdir. Eukalyptus tentürü. Nasıl hazırlanır tentür? 50 gram eukalyptus. İnce kıyılır. Şişeye konur. Üzerine 500 mililitre etil alkol veya sirke. Bekletilir 6 hafta. Sonra kullanılır.
Alkol olursa az, sirke olursa fazla kullanılabilir. Sirke günde 3-4 defa bir çorba kaşığı içilebilir. Bu malaryaya %100 etkilidir. Çünkü Felinberg önce 432 hasta üzerinde denemiş, etkili olduğunu ispatlamış. Sonra Felinberg ve Ziegler yine 210 sıtma, yani malaria hastasını kininle tedavi edilemeyen çok ağır hastaları o koloptustan elde ettikleri efendim tentürle tedavi etmişlerdir. Orkoloptus sıtmaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Fakat şifalı olanı bulalım. Adana orkoloptus da şifalı ama orkoloptus globulus tutmaz. Bu nedenle orkoloptus globulus'un tohumunu önce evinizde saksıya koyuyorsunuz. Suladıktan sonra ağzını böyle şekilde saksının üzerine böyle jelifolle kapatıyorsunuz. Hava almıyor. Nemli bir ortamda kalıyor. 2-3 hafta sonra tohumları filizlenir. Sonra o bu folyeyi çıkarıyorsunuz. Streç folye. Alıyorsunuz. O çok kısa sürede 6 ayda 6 metre boyuna ulaşabilir. Yani uygun şartlarda. Güneş, hava, su. Ben kendim Almanya'da bunu denedim. Evimde artık boyu 3 metreyi soğuk bir ortamda, Almanya gibi bir ortamda 3 metreyi aşmıştım. Her taraf orkoloptu sağda kapladı. Sonra baktım, yer bulamadım için söpmek zorunda kaldım. Türkiye'de herkes mümkünse evi var, evinin bahçesi varsa bahçesini, bahçesi yoksa sokağına orkoloptu eksin. Çünkü üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara kolay kolay yakalanmazsınız. Bu orkoloptu ağacının yaymış olduğu ekerik yağlar ne yapıyor? Ciğerleri temizliyor. Enhalasyon gibi. Yani özel bir şifalı bitkilerden hazırlanan eterik yağ karışımıyla enhale oluyormuşsunuz gibi akciğeri temizler, arıtır. Kolay kolay üşütme, grip, nezle, bronşit, astma yakalanmazsınız. Herkes evinin bahçesinde mutlaka orkoloptus ekmeli. Kendisini, ailesini, çocuklarını, komşularını seviyorsa. Hürmetle, saygılar.